Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Avrupa çok büyük sıkıntı içerisinde koronavirüsle ilgili önlenemeyen bir vaka sayısı var. Sürekli olarak artıyor. Bununla ilgili olarak Hollanda hükümeti 4 hafta sürecek olan bir kapanma kararı aldı. Bu kapanma kararında beraber pek çok iş ve işletme kapalı olacak. Okullar zaten kapalı oluyor. Bununla beraber değerli izleyicilerimiz temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkanlar ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri de kapalı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu kapanma senaryosunu biz bir yıl önce yaşadık, Hollanda'da yaşadık, Almanya'da yaşadık ve diğer ülkelerde yaşadık. Şunu gördük arkadaşlar: alınan tüm tedbirlere rağmen, tüm yasaklara rağmen koronavirüs bildiğini okuyor. Bu işle ilgilenen bilim insanları, siyasetçiler sürekli olarak özellikle son bir bir buçuk yıldır şunu söylüyor maske mesafe sıvı korunma bilmem ne başka bir şey yok arkadaşlar şimdi Hollanda'da dahil olmak üzere vaka sayılarına baktığımız zaman geçen yıllar neredeyse aynı noktaya geliyor hastanelerin yoğun bakımlarına baktığımız zaman yine aynı seviyede şimdi o zaman doğal olarak ben şu soruyu soruyorum bu kadar tedbire kapanmaya yasağa rağmen şu an hastanelerde yatanlar kim? Bu kadar sıvılanma yaptığını söylüyorsunuz, aşılanma yaptığını söylüyorsunuz. Bu sıvıların neticesi sonucunda mı bu noktaya yine geldik? Eğer bu sıvılar olmasaydı ne olacaktı? Ben Haticeye dediği neticeye baktığım zaman koronavirüsün bu kriz döneminin özellikle siyasetçiler tarafından doğru düzgün bir şekilde yönetilmediğini siyasetçilerin almış olduğu kararların en az yüzde ellisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kapanma tamam kapandı insanlar. Hollanda açıldığı zaman bu yasaklar kalktığı zaman siz vaka sayılarının düşmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Siz vaka sayılarının artmayacağını mı düşünüyorsunuz? Arkadaşlar Koronavirüsle ilgili cevap verilmesi gereken soru şu. Yani bu kapanmayı, sıvıyı vesaire hepsini bir kenara koyuyorum. Soru şu. Koronavirüs ne zaman bitecek? Bunun cevabını vermeleri gerekiyor. Kimin? Siyasetçinin. Kimin? Bu sıvıları üretenlerin ve diğer bilim insanlarının. Bu sıvılar çıktığı zaman ne dediler arkadaşlar? Zorunlu değil. Şimdi Avrupa Birliği karar aldı. 3 doz sıvıyı vurdurmayanın aşı pasaportu 1 Şubat'tan itibaren yok sayılacak. Aşı sertifikası. İkinci dozdan sonra 9 ay içerisinde bu sıvıyı yaptırmak zorundasınız. Karar bu. E şimdi nerede o zaman? Hani zorunlu değildi. Onu da bıraktık, onu da geçtik arkadaşlar. İnsanların ekonomileri bozuldu. Çarşıda, pazarda fiyatlar uçmuş vaziyette. İnsanlara verilen sosyal yardımlara neden tek kuruşluk bir zam yapılmadı? Emekli kana alıyor, işçi kana alıyor. Arkadaşlar, bu krizin yönetilmesiyle ilgili olarak uzun vadede şöyle bir geniş açıdan seyrettiğimiz zaman bu olayı, bu alınan kararları vesairesi, ben hiçbirinin bizi neticeye götürmeyeceğini inanıyorum. Neticeden kastım şu. Kısa sürede bu koronavirüsten bu insanlar almış olduğu bu kararlarla bizleri kurtaramayacaklar. Hiçbir siyasetçi şunu söylemiyor. Ya bak şu tarihte şuna kadar bitmesini bekliyoruz gibi vesaire. Yaptıkları tek bir şey var arkadaşlar o da şu. Kapatıyoruz açıyoruz aç kapı oyunu oynanıyor biliyorsunuz değil mi şimdi? Hollanda aç kapı oyunu oynuyor. Açıyoruz, kapatıyoruz, maskeli, mesafeli, sıvıydı başka bir şey yok kardeşim. Bir de günlük vaka sayıları açıklıyorlar. İşte hayatını kaybeden insanların sayısını açıklıyorlar. İnsidans değerini açıklıyorlar. Yani 100 bin kişi de kaç kişi koronavirüse yakalanmış. Başka bir şey yok arkadaşım. Başka hiçbir şey yok. Yani bunlar yapıyor. Ne yapıyor belli değil. Kendileri de bilmiyor. İnanın bana hani bu yeni başbakan çiçeği burnunda başbakan. Yani yeni hükümetin yine başbakanı Ruth. Yaptığı tek bir şey var. Aman şunu yapmayın, aman bunu yapmayın. Sanki biz bilmiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bir tek Rut biliyor. Yani kısacası değerli izleyicilerimiz Avrupa binmiş alamete gidiyor kıyamete. Bu virüslerle ilgili olarak sıvılarla ilgili olarak yenileri bulundu. Nova Novavax denilen Amerika Birleşik Devletleri menşeili bir sıvıya Avrupa İlaç Ajansı EMA onay verdi. Önümüzdeki günlerde bol bol bunu konuşacağız. EMA'nın vermiş olduğu bu Novavax'ı kullanacağız. Yeni yine Uğur Şahin'den bir açıklama var. Profesör Doktor Uğur Şahin'den Bayontey sahiplerinden biliyorsunuz. Yeni Omikron varyantı ile ilgili olarak diyor ki yeni bir sıvı geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili haberi verecekmiş. Yani sözün özü şu. Gard cephesinde değişen hiçbir şey yok sadece takvim yaprakları değişiyor senaryo aynı insanlar aynı gelinen noktada bu şekliyle de bir netice alınmasının Ben mümkün olmadığını düşünüyorum Ben çünkü siyasetçilere güvenmiyorum Sadece bu olay değil genel itibariyle siyasetçilere güvenmiyorum siyasetçiler kendi koltuklarını korumak için halka yalan da söylüyorlar gerçekleri saklamaya da devam ediyorlar Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz hiçbir şey onların anlattıkları gibi de değil yani hastanelerdeki şu anda yoğun bakımlarda entübe edilmiş olan insanlara, onların yakınlarına bu siyasetçiler ne cevap verecekler? Bu sıvıları bulanlar ne cevap verecekler? Çok merak ediyorum. Hani bu işten kurtuluştu? Hani insanlar kurtulacaktı? Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 şimdi ne diyorlar arkadaşlar? Her 6 ayda bir bu sıvıları vurdur. Vurduralım. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Doktorlarımız ne diyorsa onları yapalım. soru yok ki. İnsanlar hazır. Sadece şu soruya cevap arıyorlar. Ne zamana kadar? Nereye kadar? Şimdi ben size koronavirüsün ne zaman biteceğini söyleyeceğim. Bak. Şuraya yazalım. Yazılı kalsın. Ne zaman bitecek? Evet arkadaşlar gerçeği açıklıyoruz. Ne yazıyor burada? Mezarda bitecek. Evet mezarda bitecek yazıyor arkadaşlar burada. Görüyorsunuz değil mi? İşte tarih bu. Şimdi arkadaşlar bu işin tabi mecazi açıklaması ama koronavirüsün bu gidişle öyle kısa zamanda biteceğini falan hiç kimse söylemesin. Yeni bir mutan çıkıyor, yeni bir sıvı çıkıyor, birileri parayı alıyor. Yeni bir hap çıkıyor. Yeni bilmem o mikron dediler. Şimdi dediler ki yeni bir tane sıvı yapmamız lazım, parayı almamız lazım. İşte nereye kadar peki alacaklar bu paraları, bu sıvıları Arkadaşlar buraya kadar. Son durak burası arkadaşlar. Bir otobüse binmişiz, gidiyoruz. Son durakta burası. Sıvılardan, testlerden, ondan, bundan, maske, mesafeden ne zaman kurtulacağız arkadaşlar? İşte burada. Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız arkadaşlar işte burada. Evet bunun bilinmesinde fayda var. Siyasetçiler açıklamıyor, bazı bilim insanları açıklamıyor. Alın size cevabı. İnanın böyle. Koronavirüs ne zaman bitecek? İşte cevap. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben hayatım boyunca vatandaşıyla bu kadar dalga geçen siyasetçileri görmedim. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz bu zaman zarfında? Bir buçuk yıl olmuş. Bakıyoruz Avrupa'da ne diyorlar? Yoğun bakım, yatak kapasitesi yetersiz, hastaneler doldu diyorlar. Kim söylüyor? Ben söylemiyorum bunu. Kendileri söylüyor. Ben gidip hastaları tek tek saymıyorum. E siz bir buçuk yıldır neden bu kapasiteleri arttırmadınız? Neden? Siz ne iş yapıyorsunuz diye adama sormazlar mı kardeşim? Böylesine acınacak haldeyiz. binlik alamete gidiyoruz kıyamete. Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da yine videolarımızın altındaki yorum bölümüne veya kanalımızın sosyal medya hesapları aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. Sizden bir tek ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olmanız. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.